haftanın sonlarına doğru yaklaşırken artık ve yeni bir aya girmiş bulunuyorken, senenin yeni bir çeyreğinin içinde bulunuyorken Yeşil Ekim adıyla sizlere birkaç tane video yükledim. Ve bu videolarda aslında sizlere Ethereum ve Bitcoin'in genel olarak kripto para marketinin nasıl boğa marketine adım adım yaklaştığından bahsetmiştim. Dün böyle bir tweet attım ve Bitcoin long adından bahsettim sizlere. Bunun grafiklerini neden yaptığımdan da bahsedeceğim zaten. Sizlerle pozisyonumun detaylarını paylaşacağım. Ben bu pozisyonu Bingex borsası üzerinden açtım. Sizler de Bingex borsasına benim altıma katılırsanız 5000 dolara varan depozit bonuslarının yarı sıra işlem kesintilerine inanılmaz indirimler yakalıyorsunuz. Bingex açıkçası senelerde trade yapan birisi olan benim içimle gerçekten bir sürü yeniliği beraberinde getirdi. Sadece kripto paralar değil dünyanın neresinde olursanız olun kripto paralar, forex, MT4'ler veya hisse senetlerini trade diyebiliyorsunuz Bingex üzerinden kayıt olması gerçekten çok kolay ve KYC gerektirmiyor. Yani hiçbir doğrulama yapmanıza gerek yok. E-mailinize kayıt olduktan sonra işlemlere başlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi açıklamadaki bağlantıyla beraber Bingex'e kayıt olduğunuzda 5000 dolara varan depozit bonusu ve işlem kesitlerine gerçekten güzel indirimler yakalayacaksınız. O zaman sizlerle Bitcoin'in fiyat aksiyonuna geçmeden önce bir tweetten daha bahsetmek istiyorum sizlere. Burada 2016 senesinde aslında ee, bir Akümülasyon bölgesi yakaladığımı düşünüyorum. Aynı bölgenin Neredeyse çok benzeri 2023 bölgesinde de yaşanıyor. 2016'da yaşanan bu bölgenin özelliği ise bu bölgeyi Bitcoin kırdıktan sonra 2017'de gerçekten harika bir boğa koşusu başlatması. Tekrardan 2023'te bu bölgenin bu akümülasyon bölgesini kırdığında Bitcoin acaba 2024 senesinde güzel bir boğa koşusu başlatabilir mi? Her 4 senede bir bildiğiniz üzere iki, e, halving yaşanıyor Bitcoin'de. Bir sonraki halving ise Nisan 2024'te yaşanacak. Ben bunun Bitcoin fiyatı'na gerçekten güzel bir etkisi olacağını düşünüyorum. Halving sonrası güzel bir boğa koşusu zaten bizi bekliyor olabilir. Şimdi sizlerle grafiklere geçerek daha kısa vadeli bir Bitcoin analizi yapmak istiyorum. Bitcoin'de bu yapacağımız analizlerle beraber belki yeni bir işlemler aç, işlem açarsınız e, hafta sonu. Ekim ayının kalanında yeşil ekim olarak adlandırılan bu ayda güzel karlar elde ettirilebilir. Eğer sizler de bu tarz günlük teknik analiz videolarımı seviyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve ayrıca yeşil ekim olarak adlandırdım bu ekim ayında bitcoin'in fiyatının 30 bin dolara veya üstüne ulaşacağını düşünüyorsanız lütfen yorumlara yeşil ekim yazmayı unutmayın. Böylelikle benim gibi düşünen kaç kişi var bunu öğrenmiş olurum. Evet şimdi Bingex'e geri dönersek sizlere biraz pozisyondan bahsetmek istiyorum. Bingex'teki pozisyonum şu anda yaklaşık olarak 70 dolarlık bir karda bulunuyor. Gerçekten küçük bir pozisyon ve yakın zamanda zaten biraz ekleme yapacağım bunun üstüne de. Arkadaşlar Bildiğiniz üzere Twitter'da Marzal Crypto adresiyle Twitter'da da bulunuyorum. YouTube'da e, paylaşamadığım zamanlar, YouTube'da paylaşım yapamadığım zamanlar ben Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. En güncel, en seri haberleri ben Twitter'dan paylaşıyorum. Şimdi Bitcoin'le grafiklere geçerken 30 dakikalık grafikle başlamak istiyorum. 30 dakikalık grafikte benim gözüme çarpan ilk şeyin e, burada... Bitcoin'de bir ters omuz baş omuz formasyonu oldu. Evet burada ters bir omuz baş omuz formasyonu görüyorum şu anda. Buradaki ters omuz baş omuz formasyonundaki fiyatın neye kadar çıkabileceğini hesaplamak için baş kısmının en alt kısmından direnç kısmına kadar bir yüzdesel çekiyoruz. Bu yüzdeseli fiyata koyduğumuzda Bitcoin'in fiyatının ulaşabileceği seviyeyi görebiliyoruz. Bu 28.000 küsur hatlarda bulunuyor. Yani Bitcoin buradan 28.000 doların biraz üstte çıkacak gibi gözüküyor. Zaten hali hazırda oradaki kar alma noktamıza doğru Bitcoin fiyatı ilerliyor şu anda. Buradaki formasyonlar her zaman %100 çavuşacak diye bir şey bulunmasa da ben buradaki formasyonun en azından %70 ihtimalle ilk kâra noktasına ulaşacağını düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'de nereye doğru gideceğimizi kestirmek için bir saatlik grafiğe geçiyorum. Buradaki grafikte ilk gözüme çarpan şey ise Bitcoin burada ters bir e, kul fincan formasyonu oluşturabilir veya burada büyük bir U formasyonu oluşturabilir. Bu gerçekten aslında boğasal bir formasyondur ayrıyetten Zaten dışarıya biraz zoomadığımızda görüyoruz ki Bitcoin burada aslında bir yükseliş trendi içerisinde. Yükseliş trendi içerisinde olmamız demek fiyatın yükselebileceği hakkında e, tahminlerde bulunabiliriz demek. Unutmayın ki trend bizim arkadaşımızdır. Arkadaşlar ben YouTube'da Bitcoin, Ethereum, Kripto ile alakalı teknik analiz içeriklerine geçtiğimiz ayı marketi, ondan sonraki boğa marketi şu anda bulunduğumuz ayı marketi ve bundan sonraki boğa markette üretiyor olacağım. Yani bu tarz içerikler gerçekten uzun bir süredir üretiyorum ve açıkçası ne yaptığımı, burada nasıl teknik analiz yaptığımı da iyi biliyorum. Bu yüzden günlük olarak çektiğim teknik analiz videolarını kaçırmamak için aşağıdan kanalıma abone olup e, çanı açmayı unutmayın. Böylelikle video kaçırmayacaksınız. Şimdi sizlerle günlük grafik üzerindeki e, anahtar seviyelere bakmak istiyorum. Bitcoin şu anda 28.000 seviyesiyle karşı karşıya duruyor. 28.000 Noas seviyesi hem psikolojik hem de teknik açıdan Bitcoin için önemli bir direnç seviyesi aslında. Ayrıca burada haftalık seviyelere bakmak istiyorum. Haftalık seviyelere baktığımızda Bitcoin'in bir sonraki haftalık direnç seviyesi 29.320 dolar seviyesinde bulunuyor. Buradaki seviyeye ulaştığımızda ben bin e sizlere 35 kaldıraçlı bir long pozisyon açtığımdan bahsetmiştim Bitcoin'de. Bitcoin bu seviyeye ulaştığında ben bu pozisyonun bir kısmını hatta belki büyük bir kısmını kap kapatabilirim. Evet 29.320 dolar seviyesi bir direnç seviyesi olduğundan bahsettim. Yukarıda ise bir direnç seviyesi daha bulunuyor. 30.500 dolar seviyesi, 30.600 dolar seviyesi. Açıkçası Bitcoin'in Ekim ayı içerisinde bu seviyeye ulaşacağını düşünüyorum. Bitcoin Ekim ayı içerisinde bence 30.600 dolar seviyesine %70, %80 ihtimalle ulaşacak. Peki burada aslında Bitcoin bu seviyenin üzerine çıkabilecek mi? Asıl önemli olan soru bu. E, asıl sormamız gereken soru bu. Ben bunun hakkında bir teknik analiz yapacağım birazdan. Ancak sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bugün kanalıma BingEx borsasıyla alakalı gerçekten eğitici olduğunu düşündüğüm bir eğitim videosu yükledim. Bu video içerisinde kaldıraçlı işlemlerin ne olduğu, kaldıraçlı işlemlerin BingEx borsasının nasıl yapıldığı gibi konulara değindim ve gerçekten e, yararlı olduğunu düşünüyorum. Eğer sizler de kaldıraçlı işlemlere özellikle yeni başlayacaksanız kesinlikle ve kesinlikle o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi o zaman Bitcoin'e daha yüksek zaman dilimlerini analiz yapmanın vakti geldiği gibi gözüküyor. E, Bitcoin'de analizimizi yaptıktan sonra biraz da S&P 500'e bakacağız çünkü orada da gerçekten aslında ilginç e, şeyler oluyor şu anda. S&P 500 de bugün inceleyeceğiz sizlerle beraber. Evet Bitcoin haftalık grafiğe geçerken buradaki grafiği aslında artık tanıyor olmanız lazım. Burada higher highler ve higher low var yaptığından bahsetmiştim Bitcoin'in daha önceden. Bitcoin'in burada hala bir yükseliş trendinde olduğunu söyleyebilirim. Hala yeni higher low var yapmaya devam ediyor. Ancak biraz zoomladığımızda dışarıya görüyoruz ki Bitcoin aslında bir düşen trendin içerisinde. Düşen bir kanal formasyon içerisinde demek daha doğru olur aslında burada düşen bir kanal formasyonu içerisinde ve buradaki direnç seviyesini kırması gerekiyor Bitcoin'in. Ayrıca biraz ayısal taraftan bakarsak Bitcoin'in burada bir kamu formasyonu yönlü kırdığını görüyoruz. Bu kesinlikle iyi bir haber değil bizim için. Eğer Bitcoin burada 31 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabilirse burada aslında birçok şeyi İyi bir pozisyona getirmiş olacak. Ayrıca buradaki omuz baş yaşanabilecek potansiyel bir omuz baş omuz formasyonu da engellemiş olacak. Buradaki omuz baş omuz formasyonu büyük bir W formasyona dönüşebilir. Burada yaşanacak şeyleri ancak bize zaman gösterecek. Bazı insanlar bunun bir W formasyonu olduğunu inanıyor. bazıları ise inanmıyor. Ayrıca burada direnç seviyesi olarak kullanabileceğimiz bir iki seviye daha var. Bunlar hareketli ortalama var. 200 günlük hareketli ortalama seviyesi 28 bin dolar seviyesinin biraz üzerinde bulunuyor ve 200 hafta hareketli ortalama seviyesi aşağı yukarı aynı seviyede bulunuyor diyebilirim sizlere. Yani bu iki önemli seviyede Bitcoin direnç olarak kullanacak aslında. Ayrıca Bitcoin burada boğa marketleri e, bantları indikatörüne direnç seviyesi olarak kullanacaktır kesinlikle kendi aleyhinde. E, şimdi sizlere söylemek istediğim Bitcoin 28-29 bin seviyeler hatta 30 bin seviyelerini eğer görebilirse Dördüncü çeyreği gerçekten güzel bir şekilde sürdürebilecek demektir. Hatta sadece dördüncü çeyrekle değil, 2024 senesinde güzel bir şekilde geçirebileceğimiz anlamına geliyor bizlere. Elbette etrafta dolaşan ETF haberleri, BlackRock olsun, Grayscale olsun gerçekten Bitcoin fiyatına pozitif bir etki yaratabilir. Bu arada sizlerle beraber düşen kanal formasyonunu inceledik. Hatta burada akimülasyon seviyelerini bile inceledik. Biraz da pozitif tarafa geçersek, şimdi biraz da Bitcoin içinde bulunduğu bir yükselen kanal formasyonundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bitcoin şu anda bir yükselen kanal formasyonunun destek seviyesinde bulunuyor. Buradan alabileceği momentum ile birlikte aslında önümüzdeki sene 2024'te belki 2025'te bir all-time high seviyesi görebilir. Bu yükselen kanal formasyonu sayesinde bu benim inandığım senaryolardan, benim inandığım teorilerden bir tanesi. Şimdi ise biraz S&P 500'dan bahsetmek istiyorum. S&P 500 ne alaka? Biz bir kripto kanalı değil miyiz derseniz kesinlikle çok alakası var. S&P 500 neredeyse bütün riskli e, varlıklarla korele içerisindedir. Bu yüzden ben Bitcoin'le gerçekten çok büyük bir alakası olduğunu düşünüyorum S&P 500'ün. Yani S&P 500'ün şu anda 200 günlük hareketli ortalama seviyesini destek seviyesi olarak kullandığını söyleyebilirim sizlere. Ve buradan aslında bir yükseliş gelebilir. Ve günlük grafik e geçtiğimizde ise S&P 500'ün doldurması gereken bir boşluk olduğunu görüyorum. Burada yaklaşık olarak S&P 500'de %3 ila 3.5'luk bir yükseliş bekleyebiliriz. Ekim ayı içerisinde. Ekim ayı içerisinde S&P 500'ün %3 yükselmesi demek Bitcoin'de %10 ila %15 arasında bir yükselişe sebep olabilir. Yani Bitcoin'de %10, %15'lik bir yükseliş demek fiyat olarak 29.000'in üzerine geçiyor. Ee, bu da demek olarak ki e, videonun başında söylediğim gibi Bitcoin aslında 30.000 doları gerçekten Ekim ayında görebilir. Sizler bana katılıyor musunuz? Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. E, ee, Ayrıca Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın. Size bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü genel olarak en güncel haberleri ben Twitter'dan paylaşıyorum. YouTube'da video çekmem biraz daha uzun sürüyor çünkü. Ayrıca aşağıda açıklamada verdiğim ile beraber Bingex borsasına katılmayı unutmayın. Bingex benim şu ana kadar kullandığım en iyi borsalardan bir tanesi. Dünyanın neresinde olursanız olun. KYC olmadan, kimlik doğrulaması olmadan kripto paralar, forex, mta ve hisse senetlerini trade'lemeye başlayabilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir bosa olduğunu düşünüyorum. 5000 dolara varan depozit bonusları ve işlem kesilerine %50'lik bir indirimden hatta belki daha fazla bir indirim için e, aşağıda benim bağlantımda kayıt olmayı unutmayın. Ayrıca dediğim gibi Bingex'e Bingex'teki her şeyi konuştuğum bir eğitim videosu yükledim. Onu da aşağıdan linkini bırakırım. İzlemeyi unutmayın. Yaklaşık yarım saatlik bir eğitim videosu oldu. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Çayınızı, kahvenizi alıp Belki de bir not defteriyle beraber o videoyu izlemeniz lazım. Tamamen ücretsiz olmasıyla beraber karşılığında sadece beğeni ve yorum istiyorum. Kanalıma abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. Şu anda gerçekten abone olmanıza ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıda bunu belirtmeyi unutmayın. Eğer hoşunuza gitmediyse de aşağıda bunu belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.